Star Trek King of Evil 1. sezon 22. bölüm. Vallahi abi şaka maka ilk sezonu bitiriyoruz ha. Yani 22 bölüm dile kolay. Dalia diyeceğiz yakında. <laughs> bitiriyoruz bir de çoğunu konuştuk ya o da güzel yani açıkçası. Evet ee, yani. Böyle bir şey olarak depo olarak bunlar kalacak hep o, o, da hoşuma gidiyor. Arada şey görüyorum çünkü vakti zamanda bizim e, Cevdet ve Ömer Can'la Geek Yapar'da yaptığımız doktoru bölümlerini de böyle Adam yeni keşfediyor doktoru Giriyor YouTube'a yazıyor. Biz çıkıyoruz. Biz 5 sene geçmiş üstünden. Geliyor sonra bizim canlı yayın chatine falan diyor. Abi doktoru da bilmem ne falan. Ooo ben anladım mı? O kadar <laughs> üstünden geçmiş ki. Yani... Unutmuş gitmişsin değil mi o arada? Evet ama yani sonuçta bir eserin üstünden yıllar sonra da konuşsan o eseri her zaman taze izleyen birileri oluyor ve her zaman e, taze olarak senin de bu yorumunu tüketebiliyorlar. Ben de mesela Robert, Roger Ebert'ın bazı filmlerle ilgili incelemesi, Taxi Driver ile ilgili bir incelemesini okuyorum abi adam. Ben Taxi Driver'ı geçen sene izledim. E tamam ne yapayım? Yani, yani ölümsüz. 70 senesinde izleyememişim. <gülüyor> <gülüyor> Yaşın yetmemiş. Ya hmm. bu videolarla ilgili şöyle çok güzel bir şey var zaten. İstatistiklere bakıyorum şimdi dışarıdan bakınca şey denebilir ya işte az izleniyor falan hiç dert değil çünkü süreler o kadar yüksek ki YouTube istatistiklerin çok üstünde. Yani videoların tamamı böyle %50 %60'ı tarafından izleniyor videoya başlayan kişilerin. Bu çok acayip bir istatistik. Yani normalde 20, abi, o 25'lere falan düşer yani sonuna doğru. Abi 100 bin Marvel'cı istersin, 2000 Star Trek'ci mi istersin derseler ben 2000 Star Trek'ci tercih ederim. o yüzden <laughs> hiç sıkıntı yok. Aynen öpüyorum o 2000 kardeşimiz buradan. O zaman bölüme geçelim. Seeking of Evil. Ee, bu bölüm de işte yine bir e, fan daha doğrusu da yani fantastik bir gezegene gitmeden önce işte üç gün içinde başlayacak bir martial art yarışmasından bahsediyor Worf ve Taşa ablamız. Hmm. Orada böyle komik şekiller falan oluyor. Sonra Taşa ölüyor bir anda bölüm ilerlerken. Ulan dedi bölüm onun üzerine olacak. Çok güzel. Sonunda bir Taşa ayarlı bölüm izleyeceğiz dedim. Kadını öldürdüler. Meğerse zaten diziden çıkmak istemiş. Bu da böyle bir detay. Ama işte şey çok ilginç. Yani kadının diziden çıkmak istemesi de biraz şeyden. Kardeşim hani geldik buraya. Arkada dikilip arada yes kaptan no kaptan diyoruz hani evet. siz bana daha böyle bir başrol gibi yani tam tam başrol değilse de biraz daha göz önünde oluruz biraz daha odaklı oluruz gibi e, düşünmüş. En azından bir Worf kadar olamadık demiş. çünkü kaç Yani şu bölümden önceki birkaç bölüm hakikaten ben gemide taşa olduğunu unuttum ha yani Diana Troy'u bile daha çok konuşuruz. Taşa böyle ufak ufak unutmaya başladık zaten. Ee, yani başka bir şey daha söyleyeceğim sana çok ilginç. Taşa'yı daha sonra dizi devam ederken de unutuyorsun. Bu bölüm böyle bir şey oluyor. Aa, Taşa öldü ya falan diyorsun. Yemin ediyorum sana ertesi sezon unutacağız Taşa'nın varlığını. Yani ne yazık ki ya, yazılamamış mı? Canlandırılamamış mı? Fazla mı kalabalık gelmiş artık? Ne olmuşsa e, hiç şey olmuyor. Yani böyle aslında bazen bazı yan karakterler ölür ve öldükten sonra aşırı kıymete biner böyle bazı dizilerde tamam mı? Aşırı i̇şte bilmem kim geri gelsin abi çok kıymetliydi abi falan diye. Yok Taşa bir türlü mayası tutmadı herhalde yani karakter olarak yazamadılar mı vakit mi ayıramadılar mı, işleyemediler mi ya da en başından Delis Cross bir zaten abi sarışın güzel kadın da olsun posterlere koyarız diye mi aldılar <laughs> en başından i̇şte onu da bilemeyim yani kimsenin aklını okuyamıyorum ama yani biraz öyle bir halde var gibi yani çünkü kızı hem alıp hem de kullanmamak biraz da zaten onu düşündürüyor insan açıkçası ya aslında yazılan hani kısa rollerinde ki, e, yazıldığı diyalogları iyiydi ama tabi anlıyorum karakteri Ama bu dizide zaten birçok karakter için bir so bu sorun var. Yani Diana Troy'un da öyle ortalıkta dolandı, sadece adını duyduğumuz hatta hiç gözükmediği 2-3 hmm. bölüm var üst üste bir yerlere yolladık falan dip yolluyorlar. Ha, arada bilmiyorum belki kadının özel hayatında da bir şey olmuş olabilir araştırmadım ama. Yani, bir hamilelik <laughs> durumu var galiba kendisi. Ha olabilir. Ee, yani Worf'un da öyle hani evet özel bölümleri oldu ee, Worf'un dahil. Belki Taşan'ın da olacaktı bundan sonra ama Zaten öleceği bölümde de herhalde en çok e, sahnesinin olduğu bölüm oldu. Daha öldürüyoruz bari burada üzmeyelim kadını falan dedi herhalde. Orada da öldürmüşler. Peki ne diyorsun? Bu, bu bölümle alakalı şey çok konuşuluyor. Taşa çünkü böyle işte hayır öyle olmaz. Sıkı, falan, öldüm falan diyor böyle. <laughs> hani, aşırı kötü. Şey ya. oluyor. Yani senaryoda bile millet şey oluyor. Ne öldü mü? Öldü valla kaptan. Ölmemiştir lan getirin. Medikal, hani anladın <laughs> mı? Böyle, Nasıl lan? Bu kadar. <laughs> Dizideyiz oğlum bu kadar kolay adam ölür mü diye. <laughs> şey hani <laughs> karakter bile. Yani çünkü şey çok ilginç. Hani arıyorlar Picard'ı, taşa öldü efendim falan diyorlar. Cık. Hiç adam başta böyle bir şey olmuyor ne? Öldü mü? <laughs> yani öl ölmek var mı bu işte falan derecesinde şaşırtıcı bir. Ne buzdolabında mı öldü falan diye mesela. Ha yani böyle ilginç bir gelişme yani. E, karakterler de çok şaşırıyor. Zaten aslında birazcık şey. Hani böyle bu karakterin tak diye fişinin çekilmesinin arkasında ya işte bunu, bunu çok konuşuyorlar. Sen ne düşünüyorsun aslında onu merak ediyorum. Yani şeyi söyleyen çok var. İşte arkadaş hani oraya o kadar güvenlikçi güçlü kadın koymuşsunuz. Bok gibi poşet gibi devrildi gitti kadın. Bir düzgün rol yazamamışsınız. İşte ayıp etmişsiniz diyen de var. Ee, abi işte hayat böyledir yani. Bazen de pat diye ölürsün diye düşünen de var. Sen nasıl gördün sence? Ya yani tabii ki yani dizi içinde değil ama dizi dışında daha böyle meta olarak soruyorum sana. Ya, patlıyor dursun değil de kalp krizde de ölmüyor kadın neyse onu da söyleyeyim baştan da hmm. ya ben şeyde rahatsız oldum biraz aslında dizinin şu ana kadar savunduğumuz birçok bir konusunda işte eşitlikçi, diversity farklı ırklar vesaire konusunda bu kadar genişken güvenlikçi bir kadın karakterin sadece ekip toplayıp sağa sola koşmasını gördük aslında buraya kadar abi işte Taş'a hmm. bir şey oldu ekibi al bir git bak bakalım ama hep onun güçlüden çok bir ekip yöneticisi ekibi var gidiyor yine adamlar dövüyor. Ya da işte Worf baba ben döverim falan deyip o dayak yiyor falan. Ha tırtlık kısmı hepsi için geçerli. Yani Taşa'nın ölümünde de Worf'un yedi dayakta da Riker'ın böyle uçuş çarpılmasında da hani o genel bir tırtlık genel bir zayıflık görsel olarak da e, nasıl diyeyim kareografi olarak da bir tırtlık var. Ona bir şey demiyorum o bir kenar ama bu kadar basit ölmesine gelene kadar aslında Taşa karakteriyle ilgili sıkıntılar vardı. Ben hep şeyi bekliyordum hatta. Bakalım ne zaman açacaklar onu da. Çünkü hep geçmişiyle Tabii. ilgili de güzel bilgiler verdiler. Yani Orfa işte... özel bölüm geldi. Yarın bir gün Taşa'ya da özel bölüm gelir diye beklerken aynen aslında gelmiş oldu ama hızlıca da bir <laughs> de bölümün başında ölüyor ya pat diye. Evet ya çok kötü yani, ölüyor. Bu bölümde canım. en azından şey olsa Kral ben onu bir de isterdim. Mesela en son Picard böceği ikna ediyor, ediyor böyle tamam gidecekler falan diyor ki bir kişiyi bırakacaksınız abi falan diyor mesela hani yaratık böyle anladın mı? Tamam diyor her istediğinizi vereceğim her dediğinizi yapacağım ama bir kişiyi bırakacaksınız bana. Orada Diana Troy diyor ki ben kalayım yok diyor ki Taşa ben kalayım falan. Mesela Taşa'yı bırakıyorlar ve ölümü kendi seçiyor falan gibi. Uydurdum şu an bir, bir, böyle bir kahramanca bir kendi tercihiyle kahramanca gitme şansı verseler de Tabii canım. karaktere daha hoş olurdu diye düşünüyorum ben. Ya de da Taşa'nın geçmişine uygun bir fedakarlık olabilir. Zorluk çekmiş kaçmış belki bir kadın karakter işte Diana ha, Troy belki karakteri... bir grup kız çocuğunu kurtarmak için kendisi de zaten öyle bir onda geçmişinde de öyle bir sıkıntı Aynen. var. Belki öyle bir şey yapabilirdi falan. Ya da dediğin gibi dayanayı kurtarmak için kendini feda edebilirdi. Daha onurlu bir ölüm hak ediyordu bence ya biraz evet onursuz bir ölüm olduğunu için. İşte öte yandan öte yandan kısmında şöyle vurgulamak istiyorum. Şöyle bir durum var. Gerçekten karşılarında zalim bir kötülük var ya. Yani böyle ne bileyim hastalık gibi anladın mı kaza gibi gerçek, gerçek kötülük dediğin, var ya kalp krizi gibi ya kötü yani böyle şey yani hani böyle yani aslında şöyle bir şey var bence karşı tarafa yazdıkları karakterin yaratığın zalimliği kadının ölümünün bomboşluğunu biraz dengeliyor gibi yani çünkü karşıda zaten öyle bir, bir şey var ki bir ara Ryker'ı da öldürdü falan zannediyoruz Ryker ölmüyormuş sonra yani işte onu sadece emiklemiş falan ama e, Biraz bana şey gibi geldi ya çok asıl, tuhaf geçecek belki sana bir Dungeons and Dragons macerası gibi geldi. Yeri gelir böyle kahramanlarımızın karşısında çok güçlü bir NPC çıkar ve... Sen de bizi bu böyle NPC... öldürüyordun işte oğlum. Ya işte <laughs> NPC ile diyaloğu doğru düzgün yürütemezsen böyle artistleri öldürün lan beni burada o zaman falan dersen mesela aynadan ölebiliyorsun böyle. <laughs> çok tamam yani... tanıdık geliyor bunlar. Evet yani... Biraz bu Skin of Evil'de öyle bir durum var yani çünkü şu ne kadar hep gezegenlere iniyor, hep bir ölüm tehlikesi var ama hep konuşarak akılınla zekanla çözebiliyorsun ama işte bazen karşına öyle bir yaratık çıkıyor ki, öyle bir kötülük çıkıyor ki hiç empatisi yok, hiç anlamak istemiyor, çözüm istemiyor. Sadece kötülük etmek, korkun, ölüm falan istiyor yani pis bir, bir şey var gerçekten karşılarında ee, Zaten... ve bunun böyle hiç sorgusuz sualsiz birisini tak diye canını alması bence bölümü nispeten kurtaran şeylerden bir tanesi. Ama işte bunun taşa olması ve taşanın çok işlenemeden biraz harcanır gibi gitmesi de can sıkıyor. Yoksa nasıl söyleyeyim mesela bir önceki bölümde taşa ile alakalı çok iyi bir bölüm gösterdik. Vay helal olsun hani bak gelmiş buraya hala filan. Böyle bir iyice kadını sevseydik, sempatik olsaydı. Burada böyle bokumcuk gibi bölüm gitme, ölüp gitmesi belki daha da vurucu olacaktı yani. Ya dediklerin aslında kısmen doğru. Şu açıdan bu pure evil ya evil ya aslında. Saf kötülük. Empatisi <laughs> yok. Hatta şey diyor işte Ryker. Art, e... art niyetli canım yani yanına soruyor buna. Ya sen bunu niye yapıyorsun diyor. E kötüyüm abim. <laughs> falan diyor yani. <gülüyor> Eğleniyorum. <gülüyor> ha evet ya pis bir şey. Yani şey gibi değil. Hani öyle abi işte ne bileyim ferengilerle sempati kurduk. işte ne bileyim başka hani karşı taraftaki kötünün bile bir işleyiş tarzı ya da bazı çizgileri falan olur ya böyle hikayelerde. Evet. İşte Game of Thrones çok iyi gösterdi onu. Kimi kötü desen o kadar kötüymüş gibi çıkmıyor falan. Sonra bir tane psikopat bebe çıkarlar halbuki kötü olsun falan diye. Bu da böyle biraz şey kötü. Kötü kötü yani. Öyle kurtarıcı bir tarafı yok. Gavur'un dediği gibi redeeming kualitesi yok yani. Pis yani işte. <laughs> Riker şey diyor ya işte arkadaşlarımızı kurtaracağız işte. Neden diyor. O da işte bütün yaşam formları bizim için önemlidir falan diyor Riker. O tüm ciddiyeti ve dik omuzlarıyla Hım bu ilginç ve hiç anlamadığım, paylaşmadığım bir düşünce falan diyor. Orada zaten şeyini belli ediyorlar. Hani yaşam değerli değil hani benim için. Zaten ben de terk edildim. Hani benim için yaşam zaten kötülük üzerine kurulu. Ama yine de daha iyi olabilirdi ya. Yani belki de taşayı daha pis, daha da pis şekilde yine onurlu öldürebilirdin yani işte ne bileyim. Yine de böyle çok o dizinin genel kareografik görsel ya da teknik biraz tırtlığına kurban edilmiş yani. Ya orada yani şey de demiyorum. Şunu da söyleyeyim. Mesela Taşa değil de Dayan Röse yine böyle öldürürlerdi bence bu bölümde. Yani yine çok üzerine kafa yormayabilirlerdi. Burada tabii gerçekten şöyle bir durum olmuş. Ee, Deniz Crosby yani Taşa'yı oynayan aktris kendisi diziden çıkmak istemiş. Demiş yani ki hani baydı beni baba hani bir rol de yapmıyoruz burada giyiyoruz ilk 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 sezon giydikleri e, üniformaların çok rahatsız olduğu bu arada hep konuşulmuş bir şeydir bugüne kadar bu arada o bilgiyi de ekstra vereyim. Hmm. Niye söylüyorum bunu yani çünkü gidiyorsun oraya o kadar huzur keyifsiz ilk sezonun çok kaotik olduğu çok söyleniyor hatta işte ilk sezonla alakalı şeyi çok söylerler. İlk sezon böyle ulan Gene Roddenberry'e bakacağız senaristlere bakacağız senaryo değişti ulan eskisi gibi mi olacağız yenisi mi olacağız bir böyle sürekli bir korku bir endişe. Kaos durumu. O var. korku ha, bir kaos durumu o kaos durumun içerisinde biraz ee, şey ay Jean-Luc Picard diyeceğim adama aktörün ismini unuttum şu anda ya. E, Patrick Stewart. Ha Patrick Stewart tiyatro kökenli disiplinli İngiliz aktör olduğu için şey olmuş böyle biraz o kaptan rolü zaten adamın üstüne biraz kalmış yani anladın mı? Çünkü herkes böyle ay ne yapacağız şimdi falan falan ki böyle hocam nasıl oynuyoruz bu sahneyi falan filan gibi hani böyle o hani başka bir kültür yani Hollywood adamı değil, İngiliz tiyatro adamı olduğu için öyle bir şeyi açmış. Yani ilk sezonu çok sıkıntılı oldu söyleniyor bu arada ki ikinci sezonda da konuşacağız bunları biraz. Ee, abla demiş ki ben kaçıyorum abi o zaman burabaydı yani biraz arka plan sıkıcı yani. Ee, Öte yandan şeyi de düşünüyorum içten içe. Ya bak abi yani datayı oynayan arkadaş her bölüm sarı ile boyuyorlar çocuğu. Yani o da onun da kaşıntısı oh. tutuyordur. Yani <laughs> o da, acaba 3-5 da bölüm değil. daha sabredilse miydi hani? Bu kadar erken sen de çıkmak zorunda değildin belki de diziden. Hani 2 bölüm, 3 bölüm sonra belki bir şeyler düzelirdi. Kendisinin bir kariyer kararı olmuş yani. Ama çok da işlenemiyordu karakter açıkçası ne bileyim. Sonra da zaten yerine biri girmeyecek herhalde. Yani görüntü o. Wolf'la devam edecekler orada. Öyle Özel bir karakter <laughs> evet, replacement yani, olmayacak. E, yok yok masadaki masadaki yemek sayısı azalınca şeyler daha çok öne çıkıyor yani kalanlar daha çok öne çıkıyor açıkçası. böyle bir durum oluyor. Belki Ama de işte baştan. Brian diye bir karakter ileride çok çıkacak. Neyse göreceksin bunu şimdi anlatmayayım. Tamam. Ama şey ilginç. Ya yani bence Taşa kalsa güzel bir yerlere gidebilirmiş gibi. Öte yandan Taşa'yı şey gibi düşünüyorum. Yani böyle kısa saçlı. Ee, kısa saç çünkü şey ya 80'lerde kadın kısa saç yeni bir trend, Tabii. kısa saçlı kadın olmak böyle ha, hayırdır feminist misin falan <laughs> o dönem böyle kısa saçlı kadın daha bir duruş temsil eden bir şey. Şimdi bugün kısa saçlı olduğu zaman bir kadın o kadar tuhaf samıyorsun. O dönem kısa saçlı bir kadın biraz böyle sivri bir karakter yani işte hatta bu dönemin filmlerinde hep asker masker gibi Tabii. olduğu zaman sadece kısa saç koyarlar. Biraz böyle daha işte şeyden çok bahsediyor. Tacizli bir çocukluk geçirdiğinden çok bahsediyor karakter falan. Sanki bana biraz o dönemlerin konuşulan konularını sırtında taşıyabilecek bir karakter olarak ekleyip sonra o konulara bir türlü giremeyince taş ayar karakterini de kullanamadılar gibi geliyor. Onu da hissetmiş işte. Belki de baştan yanlış bir karakterdi. Yani bu kadar hmm. çok karakteri o deke doldurmak belki de taşağı biraz daha dışarıdan dahil olup çıkan bir karakter gibi başlatıp yavaş yavaş yükselteceklerin imajını verseler Dennis Crosby de belki ikna olurdu. Şimdi baştan kadına ne dediler onu da bilmiyoruz tabii. Kralsın, yürüyeceksin, buradasın falan dedilerse o da Biraz öyle da, demişler. He. Biraz öyle demişler. Ya onun da üzüntüsü evet. olmuştur yani. O da demiş hani biz lan 20 bölüm olduk kenarda oturuyoruz. Biraz da hani şey ne bileyim işte şey gibi sıkıntılar da olmuştur bence. Ee, Diyen Natura Troy'un sürekli göz açılmaya devam ediyor bir noktaya <laughs> kadar ama Bizi de hani maçı bir yandan daha erkeksi kaldı filan. Hani ya bir de işte dediğim gibi gerçekten 80'ler döneminde daha böyle çalışan kadın ne kısa saçlı kadın ne makyaj yapmayan kadın falan böyle şeylerin tempo dergisine kapak olduğu falan yıllar yani <laughs> ben hatırlıyorum. E, ee, yani 80'leri evet, evet. hatırlamıyorum. Bu arada 86 doğumluyum çünkü ama hani 90'larda bize geldiyse 80'lerde Amerika'da öyledir. Yani çünkü Seinfeld'i falan da izlerken yakın dönemler hissediyorsun o havayı. Bence aldılar karakteri kullanamadılar. Çünkü bir de kullanamamakta Worf gibi oldu ya böyle. Bir şeye koşuyor donduruyorlar. Bir şeye koşuyor vuruyorlar. Bir şeye <laughs> koşuyor bir <laughs> şey oluyor. İnefektif de bir karakter. Belki de bokunu çıkartmak yerine yani böyle dandik bir şeye dönüşeceğine kadın da hani kendi kariyerinde daha iyi bir yerlere gitmek istedi. Bu arada kısa saç i̇lginç konusu yani güzel bir detay yakaladın. O dönem düşünüyorum şimdi Jamie Curtis işte Drew Barrymore hepsinin böyle popüler filmlerinde kısa saçlı halleri vardı yani. O Tabii dönem, kısa evet. saçlılık bir şeydi yani. Hani Kadın demek uzun saç değildir. Kadın demek evet. makyaj değildir gibi söylemlerin ilk kez ya ben çok abi çok şaşırıyorum ya gerçekten ve bazı konularda dünyanın bu kadar yavaş ilerlemesi de bana çok ilginç geliyor. Hmm. Ne? <laughs> kadın demek kısa saç demek değil mi? şey uzun saç demek değil mi? Değil falan hani. Yani bir yandan da işte Picard'ın ama sevdiği ablamızın uzun uzun kırmızı saçları olması falan. Yani bazı şeylerde evet. şeyler de terk edilememiş henüz falan. Bir Bu arada kalmıştık. Hissediliyor böyle. Bu arada aşırı severim de kısa saçlı kadınları. Yani şey olarak yakıştığı için yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi. <laughs> Tam konumuz o değil ama eyvallah. Ben bunun notunu alıyorum. <laughs> Ben kısa saçını seviyor. Tamam. Abi, <laughs> Yazdıysan <daha. gülüyor> tamam. Bu, bu bölümle ilgili güzel bir detay sonunda vardı. Ee, Taşa öldükten sonra işte daha böyle sade bir törenle uğruyorlar, uğurluyorlar taşıyı ve. Sade tören falan değil abi bu arada. Bu evet. Star Trek aleminde görülüp görülmüş Spock'ın cenazesinden sonraki en büyük cenaze yapıyorlar açıkçası. Onu Öyle söyleyeyim mi? sana. <gülüyor> 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 ya çünkü normalde koyarsın tabuta hadi yallah pısk basarsın uzaya. İşte Star e de rapor edersin şeye. Bilmem kim görev sırasında onu kaybettik. Çok Öyle üzgünüz değil. falan diye. Burada şey yapmışlar. Efendim Holodeck'e giriliyor. Holodeck'te taşayar suret olarak geliyor. Ve Wesley. Wesley. Senin geleceğin çok parlak olacak. Konuş. Ve sevgili Data. Unutma. Robot da olsa insan insandır falan diye. Böyle bir Abi ölümle ölümden yani. sonra uzun uzun konuşma sahnesi. Başka hiç kimse de olmadı. Olmayacak. Spock'ta bile yok böyle bir şey. Yani Star tarihinin oğlum, en iyiydi. süslü, en prodüksiyonlu cenazesini de vermişler Ablama. <laughs> bir Avengers bir cenazesi değil ama lütfen. <laughs> Herkesin geldi. To Toplaşıldı. Ama yakın, ama yakın yani. Aşağıda var yine. Fena değil. Buradaki güzel detay, Data'nın taşan ölümünden sonra işte bir boşluk hissettim. Hani bir şey mi kaçırıyorum? Hmm. Anlayamıyor muyum tepkisinden sonra Picard'ın hayır tam tersine anlamışsın demesi bayağı güzel güzel yazılmış. İyi bir diyalogtu sonunda da hoşuma gitti. Yani o birini kaybettiğinde bir an gelir ve üzülmen gerektiğini düşünürken aslında hiçbir şey hissetmezsin. Bir boşluk olur. Hmm. Ee, onu onu çok güzel vermişler. Çok hoşuma gitti güzel detaydı o. da. Onun dışında benim bölüme ekleyeceğim. Yani zaten bütün odak yani baştaki Warf'un yapacağı Pardon taşın girince <laughs> Marshall Ars yarışması dışında çok da bir odak yok işte. Kötü karakterimizin diyalogları üzerinden dönen bir sonra da Diana, Diana Troy'un onu ikna etme çabasıyla geçen genel bir bölümdü. O yüzden benim çok ekleyeceğim bir şey yok bu bölümle ilgili. Zaten detayları konuştuk. Var mı evet, senin işte ekleyeceğin? Evet işte şey için? biraz absürt yani kötü karakter böyle aşırı güçlü kötü karakter ya. Yani bir bunun dengesi yok. Yani e, o yüzden biraz acemi, acemi Game Master karakteri gibi geliyor bana. Bir karakter çıkıyor ha. Abi ateş ediyorsunuz. Ediyoruz abi. Hasar <laughs> almadı abi. Peki. Ne yapıyor abi karakter? Karakter seni öldürüyor kanka. Nasıl yani? At abi zar. At at. Öldün abi. Tamam sen öldün. <laughs> 15'e <'i gülüyor> geçemedim. <laughs> Hayır ama sarı da kaç geldiğini de sormuyor. At abi zar. At attı mı? Tamam öldün abi. <laughs> Bu çok vardır tamam mı? Sonuç önemli değil. Orada Game Master istediğini yapıyor çünkü. 30 geldi kanka. Okey abi 45 gelmesi lazım. Öldün falan. <laughs> tamam. tamam sen... <sana. gülüyor> Ölüyor. <gülüyor> Ötekisi diyor ki seni de abi at, at bir zar at. Will save at, attım. Abi az gel tamam. Senin de elini ayağını kontrol etmeye başlıyor böyle tamam mı? <laughs> elini ayağını kontrol ediyor. Böyle bir... Yani anladın mı? Çok düşündünüz mü abi siz bu karakteri demek istediğim bir... Kötü karakter yazmışlar oraya. Evet ya. Yani tamam karakter kötü... Kötü kötü olur, karanlık olur da... Ya senin gücün ne? Yani sen robotu niye kontrol ettin? <laughs> yani sen... Telekineziyle mi kontrol ediyorsun? Telepati desen robotta işlemez. Yani Elektronik sistemlere mi sızabiliyor falan böyle bir ya büyülü bir karakter ya bu kadar büyülü karakter çıktığı zaman ben biraz bayıyorum onu söyleyeyim. Evet ya çok... şey bir karakter değil yani çünkü işte kaptan araştırdık işte çamurun altında atıyorum bilmem kimlerin, film filmlerin 20 sene önce bıraktığı yapay zeka <laughs> var işte e, ilkel bir wifi sistemi kullanarak datanın mekanizmasını ele geçirdi işte onunla da taşayı vurdu falan dese ha diyeceğim falan. Yok abi karadan çamur şu. Tam bir Dungeons and Dragons yaratığı ya ben söylüyorum baksana yani. Evet ya. ya. Ha yaratık iyi gözüküyor bu arada. Fiziksel olarak böyle bir yaratığı yapıp Picard'ın önünde sallandırmaları, da çamura bandırmaları falan bunlar benim hoşuma gitti bu arada. Gir ulan çamura deyip koymuşlar adamı. Bayağı çünkü uğraşmışlar canım yapımıyla şu an hani baktım onun notunu almıştım da bulamadım şu anda da bayağı işte mürekkepti bilmem neydi bayağı uğraşmışlar onu yapmak için. Hareketleri o dalgalanmayı falan o efekte vermek için falan bayağı uğraşmışlar ama işte ben biraz şey gibi görüyorum. Hani bir karakterden çok şey gibiydi o. Böyle hani sen bir insansın. Bir insanın işte kötülüğünü böyle içinden sıyırıyorsun. Böyle siyah akıyor abi. Hmm. <laughs> ya da bir bir varlığın içinden böyle sıyırıp akıtmışlar gibi o bir siyah. Yani bir saf kötülüğü. O da bir karakteri de yok. Ne yaptı da belli değil. Empatisi yok. Beni burada kodular gittiler. Ben Hayat ha, tutmak için. O da Twitch'te, Twitch'te 18 yaşından küçük <laughs> çocuklara kumar reklamı yapıyor. Sandık ya işte, açıyor. Kutu açıyor falan Anladım. gibi bir şey. Evet, evet. Ama bunu da iyi verememişler işte. böyle çok arada kalmış Yok. hani. Yorum yapmak isteyince şey gibi oluyorsun. Acaba böyle midir? Hani böyle bir götünden atıyormuşum gibi oluyorum ben de şu an düşünürken. O yüzden hani bölüm benim elime de çok bir şey vermedi açıkçası. E tabi. Vallahi bak yani e, yani taşa boşa harcanıyor zaten. Tamam karşıda çok büyük bir kötülük var ama o çok büyük kötülük de biraz şey gibi. Ya bir de işte bu ilk sezonda Gene Roddenberry'nin döneminin yani 60'ların diyeyim biraz daha kafası daha çok var işte. Bir şey çıktı aşırı güçlü sizi duvara savurdu. Bir şey çıktı tanrısal güçleri var. Başka bir şey daha çıktı kanka bir şey değil mi? Ha? Onun da tanrısal güçleri var. <laughs> Okey abi. <laughs> bir şey daha çıktı abi onun da tanrısal güçleri var ama o kötü. Tabii. Yani Q da çok süper birisi değildi zaten. Olsun ama bu taşa öldürdü o zaman kötü falan. Ya böyle bir bir oran orantı anladın mı? Orantı yok. Otur, yani. mesela Q ile armuz kapışsa ne olur bilmiyorum. Çünkü yani anladım ya yani bunları çok düşünmüyorlar bu bölümlerde. Birazcık light bilim kurgudan fantaziye kaçmaya başlayan bölümler bunlar. Ben bu tarz bölümlere çok bayılmıyorum açıkçası ama dedim ki biraz kritik bir bölüm. Hem Taşan'ın ölümünü konuşmak hem de bu böyle biraz fantastik unsurlardan artık İkinci, üçüncü sezonda sıyrılarak, hele üçüncü sezondan itibaren çok daha sağlam bir bilim kurguya oturacağımızın da müjdesini hem de seyirciye de vermek istedim. sizlerde benim gibi böyle ne oldu lan şimdi oluyorsanız bazı bölümlerde. Evet ikiz ki zaten hep konuşuyoruz dışarıdan da. Daha bir iki de bunları konuşuyoruz, üç de coşacağız diyorsun bakalım heyecanla bekliyorum. Deyip o zaman bölümü toparlıyorum ben de. Ee, bir sonraki tamam, bölümde... Conspiracy konuşacağız. Sezonun 24. bölümü. 23'e atlıyoruz. 24'ten sonra zaten son bölüm kalıyor. O da The Neutral Zone. O bölümlerde de artık görüşeceğiz. O zamana kadar yatay bakışlar, dikey çakışlar için Sungur'un kanalına mutlaka uğruyorsunuz. Daha yeni bak yatay bakışlarda inanılmaz kavgalar var. izleyin 60 bin izlenmiş oğlum. İki tartışma çıktı. izlenmeler patlamış çok iyi. <laughs> tamam abi işte neyse, bu konuyla ilgili bir yatay bakışta konuşacağım. Bir <laughs> <Tamam>. yorumum yok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Diğer Star Trek videoları için de bekliyoruz. Kanala abone olabilirsiniz. Çanada tıklayın bildirimleri alın. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar.